Sahur vaktine, sahur sofrasına besmeleyle oturalım. Euzubillahimineşşeytanirracim diyelim. Sadece okuduğumuz, ettiğimiz kendimizce şeytan, ha İslam'daki şeytan, dinimizde anlatılan şeytan, Kur'an'da anlatılan şeytan değil. O kadar çok şeytan var ki. Bugün zaten Kur'an-ı Kerim'den sureyle bunu konuşacağız. O sebepten dolayı kötülüğü istememektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yani eve giriyorsun, çok sofu musun yani? Hocam ben çok dindar, hani böyle benim çok anneannem çok dindardı, babaannem çok, babam çok şeydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim demeden eve girmezdi diye düşünüyorsun ya. Hayır bak, o sadece sofulukla alakalı değil. Yani ben buraya girdiğimde kötülük yapmaktan, zararlı olmaktan Allah'a sığınırım manası da var. Euzubillahimineşşeytanirracim'de. Sadece sofraya oturulunca söylenmez. Ha şeytan gitsin de şöyle rahat rahat bir yemek yiyelim kıvamında değil. Euzubillahimineşşeytanirracim kötülüğe niyet etmemektir. Ben kötü olmayacağım gibi düşünebilirsiniz bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele de o kötülükten sığındıktan sonra Allah'ın iyiliklerine Allah için Allah'ı düşünerek girmektir. Sofrayı böyle açalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftalü dua elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yeni takip edenler vardır. Bir de şimdi bu hafta sonu ya, ailece seyrediyorsunuzdur. Biraz erken kalkmış olabilirsiniz. Özenmiş olabilirsiniz sahur böyle nevale falan geçiştirme değil de. Ya şöyle güzel bir sahur yapalım kıvamında olur. Aç bizim hocayı demişsinizdir. Eftalü dua elhamdülillah. Sağdan soldan duyduğunla değil. Bak bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Duanın faziletlisi elhamdülillah. Elhamdülillah duanın faziletlisi daima elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyeyim değil. Bugün farklı bir şey daha söyleyeceğim. Dua Allah'la konuşmaktır. Her sene muhakkak söylediğimiz söz artık bu lütfen sizde bir yer bulsun. Değişmez bir formül olsun. Kulun Allah'la konuşmasına vahiy denir. Kulun Allah'la konuşmasına vahiy denir. Affedersiniz. Allah'ın kuluyla konuşmasına vahiy denir. Kulun Allah'la konuşmasına dua denir. Eftalü dua elhamdülillah. Yani Allah Teala'yı anmak ve ona arzı hal etmek istiyorsan en güzeli elhamdülillah şuuruyla hareket etmektir. Yani bak elhamdülillah geçen hakikaten biraz böyle bir rahatsızlık oldu bedende falan. Ya kardeşim bir elini yıkamak, bir yataktan doğrulmak. Rahmetli babam kendisini böyle hastanedeyken falan şöyle bir şey söylemişti. Hakikaten o pandemi döneminde falan da biz bunu gördük. Öksüremiyordu böyle falan. Oğlum dedi öksürmek ne büyük nimetmiş dedi ya. Yani şuraya gelen o nefessizliği, o böyle pürüzü... yemek için. Ya Allah'a hani Allah Teala bu günlerimizi aratmasın. Bak şu anda hastalar şu programı seyrederken bize hak veriyorlardır. Hastalık yaşayanlar da öyle. İlle canım hamd etmek için hastalığı, ölümü, borcu, harcı, kötü durumları. Yani mesela şunu bir de gördüğünde eskiler bir kötülük, bir kötü durum, bir düşüklük falan gördüklerinde hamd ederlermiş. Şöyle hamd ederlermiş. Ya Rabbi beni bu duruma düşürmedin. Düşürebilir çünkü. Allah muhafaza eylesin. Yani kul Allah'la konuştuğunda Allah'ım ne yapıyorsun falan diye herhalde konuşmuyor. Kul nereden konuşur? Bakın ayrı bir şey anlatıyorum. Yeni şu saatte bizimle berabersiniz diye. Çok güzel bir mevzu anlatıyorum. Bir de ailelerin seyrettiği bir saattir diye düşündüğümden biraz özen gösteriyorum. Bak önemli bu. Elhamdülillah diye Allah'a dua ediyorsun ya, dua ettiğinde Allah'la konuşmaksa dua, kul Allah'la dua edip konuşuyor ama esas yeri neresidir? Yani nereden dua eder? Şöyle söyleyeyim, kalben dua etmediğinde sadece Allah razı olsun, Allah versin dediğinde bu duaya sen bile inanmazsın. Kalben dua edersin. O zaman şu demektir, içinde daima Allah'a şükreder halde ol ya. Elhamdülillah de. Şu anda ben bu vaziyetteyim ama daha güzeli idrak edebiliyorum. Elhamdülillah daha ölmedim. Hayattayım.
hala bir nefes estağfurullah diyebilirim. İnsanın perdesi açılmadan önce, ölmeden önce yaptığı kelime-i tevhid, söylediği istiğfar Allah Teala tarafından muhakkak kayıtlara geçiyor. Şu sahur vakti bizim hep Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve arkasından Elhamdülillahi rabbil alemin dememiz sadece sohbete başlamak için değil. Şimdi gelin şu saatte Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seher vaktinde şu saatte, çünkü belki şöyle bir rahatça konuşalım, hem arada bölünmesin diye, şunu hatırlayalım, gelin. Şöyle hani bizim bazen bu tevhid falan sürerken, bazen böyle burada da arkadaşlarla beraber böyle bir yankılansın diye, o tevhide falan girerken biz de böyle kendimizi dahil edelim diye şöyle başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Allah'ım Rabbim olarak senden razıyım. Ya Erhamer Rahimin. Dinim İslam'dan razıyım. Öğrendim, eksiğim var, belki öğrenemedim. Fakat beni Müslüman olarak İslam dinine mazhar kılmandan, İslam ve Müslüman olmaktan razıyım. Hoşnudum ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin, güzel Allah'ım, Sultanım, Rabbul Alemin. Ya Rabbi, ben kitabım Kur'an'dan razıyım. Kitap olarak bana verilen Kur'an'dan razıyım. Ya Rabbi, peygamber olarak, rehber olarak beni iyi ki ümmet-i Muhammed eyledin. Zerre kadar kalbimde bir tereddüt ve soğukluk yok. Her ne kadar yapamasam da Hazreti Muhammed'den, sallallahu aleyhi ve sellem'den, peygamberim olarak razıyım. İşte o razı oluşun halini ve rızaya uygun olmayan şeylerimden rücu etmem, dönüşümün ifadesini şöyle söylüyorum. Estağfirullah. 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 El-Azim. El-Kerim. Ellezî la ilahe illâ hu. El-Hayy-el-Kayyum. Ve etubu ileyh. Mağfiretini istiyorum ya Rabbi. Sen beni muhafaza eyle ya Rabbi. Günahları karşıma dikme ya Rabbi. Kendi nefsimi bana düşman eyleme ya Rabbi. Yaptığım şeyleri şeytan bile biliyor. Yarın şeytan bile. Bugün dünyada şantaj için bir kaset gösterseler, bir görüntü gösterseler insan içine çıkamıyoruz. Şeytan bunları yaptın diye veya insanlar bunları yaptın diye karşıma şahit olarak gelirse ben ne yaparım ya Rabbi? Ya Rabbi, beni rezil eyleme. Beni mahcup eyleme. Bu mahcup eylemeyişinden dolayı da bana mağfiret eyle. Güzel ahlak nasip eyle. Zaten üstünü örtüyorsun diye şımarıklıktan beni muhafaza eyle. Ben sana döndüm ya Rabbi. Sen haysın, kayyumsun. Ben hatalı kul olabilirim. Ama sana her zaman imanım var ya Rabbi. İşte o imanımın alameti bu istiğfar ve şimdi söylediğim sözdür. Senden öğrendim ya Rabbi. Habibinden öğrendim ya Rabbi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kelime-i tevhidin meleklerini şu anda bana müsahhar eyle ya Rabbi. Yanımda eyle ya Rabbi. Bu kelime-i tevhidin hususi melekleri var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kalbimin üzerinde, aklımın üzerinde, dünyamda, ahiretimde, bir evde kelime-i tevhid çekildiğinde sadece o eve, gönülhanede değil,
etrafındaki hane hane, sokağına, etrafına o kelime-i tevhid yayılıyor. Bak size bir kıssa anlatacağım şu tevhidten sonra. Ama sen de çek. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bak, raditu billahi rabben duasını hep size söylüyorum. Akşamları yat, sabahları kalktığında ya Rabbi razıyım senden. Sen de razı ol benden. Ya Rabbi razıyım senden. Sen de razı ol benden. Arkadaşlar bunları yazsınlar. Bunlar değişmez sözler. Koskoca alimler, büyük zatlar ellerini açıp bunu dua ediyorlardı ya. Yüzlerce sayfa dua bilen, binlerce sayfa eser okuyan bu insanlar bu duaları yapıyorlardı. Ya Rabbi razıyım senden. Sen de razı ol benden. Ya Rabbi hayırlar yaz başımıza. İyiler çıkar karşımıza. İstanbul'la alakalı ve kelime-i tevhidle alakalı bir şey var mı? Sonra mı anlatayım onu? 5 dakikamız var. Şimdi mi anlatayım? Yoksa ilk önce konularla mı alakalı? Son anlatayım. Peki. Duyuyorsunuz değil mi bu arada siz beni? Tamam, iyi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bugün beraber sohbet ederken bendeniz sizin ailelerinizle beraber bulunduğunuzu düşünerek aile hukuku, çoluk, çocuk, anne baba ve bizim aramızı açan şeyler. Aslında gönlümde bugün şöyle bir gıybeti işleyeyim diyordum, yani gıybet meselesini. Laf aramızda biraz böyle kendi kendime de böyle kaynatıyorum ama bir şey itiraf edeyim. Burada gıybetle alakalı program yaptığımda kendim bile daha dikkat etmeye başlıyorum. Bir de en çok sevindiren de şu. Çocuklarımla mesela bir seyahate arabayla falan giderken ya şöyle oluyor, bak bak işte şöyle, bak yine görüyor musun, yavaş yavaş gidiyor, insanı sinir ediyor falan gibi bir şey söylediğimde çocuklar diyor ki baba bu da gıybete giriyor mu? Hani atıp tutuyorsun ama çünkü kimi gösterdiğini biliyoruz. Onun haberi de yok. Bu da gıybete giriyor mu? Yani hocayı bir arayıp sormak lazım falan demiyorum tabii. Estağfurullah, haklısınız diyorum yani. Gıybete giriyor. Şu dilimizi tutamıyoruz. Halbuki Ramazan'da bu dilimiz derken, yemekte kendimizi tutarken, bak dışarıdan girene bir çare buluyoruz. Oruçta dışarıdan bir şey girmesin diye bir çare, su girmesin, nohut kaçmasın, diş fırçasını bile, aman adam karanfilli diş fırça diyor ki orucu bozar mı? Ya toprak yiyen adam var şimdi, ne yapacaksın? Sana bana göre bozmaz. Adam macunlu hastası. Ağzını dolduruyor mu macunla? Bir de onun karanfillisi, lavantalısı falan var mıymış? Bandıra bandıra. Ya adam hiç düşünmüyor. Bir de organiğini bulmuş onun. Yani dikkat ediyorsun. Dışarıdan girene dikkat ediyorsun. Aman ağzıma girme. Aman su kaçmasın falan filan diye. Ta bu arada Ramazan orucuyla alakalı sonra tekrar fırsat bulamam. Bazı dönüşler aldım sizden WhatsApp'tan. Hani işte adam döndü, ağzına kocaman dolmayı soktular, sarmayı, ekmeği. Hop. Ya ne yaptın ya, bak tüh. Ya bir şey olmaz denmez çünkü yutuyorsun. Normal yollardan düşünüyorsun ve yuttuğunu hissediyorsun. Ama bak şu çok önemli. Biliyorsun zaten ama onu bir söyleyeyim. Ondan sonra şeye geçeceğim. O dediğim söze geçeceğim. Yani dışarıdan yemeyle alakalı. Orucu bozma niyetinde ve yeme niyetinde. Yani oruç... Oruçluyum ama olsun. Oruçluyum ama yutuvereyim gibi bir niyetsizliktir o. Niyeti bozmaktır. Böyle olmadıktan sonra unuttun. Hiç oruç olduğun falan aklında değil. Bak dikkat edin, arada fark var. Biz artık deneme yanılma yoluyla sizlere anlatırken sizlerden dönüşlerimize göre kıymetli kardeşlerim şey yapıyoruz. Yani bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını veya eksik anlattığımızı fark ediyoruz. Şimdi diyoruz ki ya işte bilmeden yerse oruç bozulmaz. Adam da diyor ki ya istemeyerek, bile isteyerek olmadı ama ağzıma tıktı. Ya yapma falan dedim, yutmuş bulundum. Hayır, orada bir istek var. Burada anlatılan şey şu.
yeme niyetindesin. Yani yemeği fark ediyorsun. Oruçlu olduğunu da fark ediyorsun. İçeriye bir şey giriyor. O orucu bozuyor. Ama bir de şöyle durum var. Hiç aklında olmuyor. Hani defaatle anlattım. Çok iyi bir örnek olduğu için. Çocukluğumda böyle yine yaz ayları falandı. Dışarıda da hani oruç da tutuyoruz. Ya 12 yaşında, 13 yaşında falanım. Dışarıda yetmemiş, orada koşturmuşum, etmişim, nasıl terlemişim. Şey vardı. Yani işte 78-79 seneler, öyle söyleyeyim. Sular böyle bir müddet pasla aktıktan sonra şey temiz su geliyordu. Zaten öyle damacana su almak falan böyle ekstra bir şeydi. Biz içiyorduk. Suyu dayadım böyle ağzıma, oh nasıl içiyorum. Unuttum oruç olduğumu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kardeşiniz unutarak, oruçlu olduğunu unutarak yemek yerse, hani o zaman kaşık yoktu belki, yemek yerse hemen hatırlatmayın. Bir parça devam etsin diyecek kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz müsamahalı. Ama şunu söylüyorum gıybetten önce. Hemen programda konuşacağız. Bakın ağzımıza içeri giren vesaire olana bir çare bulduk. Artık çoluk çocuk biliyor. Buradan bir şey girerse vesaire olursa oruç bozulur. Ama buradan dışarı çıkana hala çare bulamadık. Hala gıybetle orucu bozduğumuzu, orucun ruhunu feda ettiğimizi galiba anlayamadık. Boş zaman, boşa vakit geçirerek oruçluyken geçen zaman, bir de gıybet. Gıybet her zaman beter bir şey zaten. Berbat eden bir şey. Gıybete kısmen gireceğiz ama aile teşkilatı, çocuk ve tevhidin bereketiyle alakalı bir kıssa var. Geçen sene anlatmadım ama ondan önceki sene anlattım. Burada bekliyor olacağım. Bekletmeyin. Ağız tadıyla bir sohbet yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahat ol, sakin ol, evine girsin. Kur'an-ı Kerim'in şeyi evinde olsun. Sen de beraber oku. Tekrar başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Sadakallahü'l-Azim. Nas Suresi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Teala'nın ismiyle, Allah'a hamdle, Allah ismiyle başladı Kur'an. Kur'an ayetlerinin sonuncusu Nas Suresi insanla tamam oldu. Bak size söylüyoruz, insan ve Kur'an ikiz kardeş. Felak ve Nas Suresi. Bak kardeşim, ister aylık Müslüman ol, ister cumalık ol, ister bayramdan bayrama git, istersen geceleri teheccüde kalk. Beşine beş kat, imanın, alimin, cahilin, herkesin fayda sağlayacağı, herkesin muhabbetle okuduğunda feyiz alacağı bir suredir Nas Suresi. Bugün bir sure, bir ayette, bu aslında bir cümledir. Yani altı ayettir ama bir cümledir. Virgüllü virgüllü diyoruz ya. Bakın başta gul hitabıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap var. Heh, çok güzel. Bakın arkadaşımız mesela, şimdi şöyle gösteriyoruz tabii, şu şekilde. Tam da ortaladım değil mi? Şimdi bakın bu ayet-i kerimede, yani bu sure-i celilede, 1, 2, kul enzu bir rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas dediğimiz kısımda,
komple o cümleyi, yani ayet ayet almamış arkadaşımız, çok güzel yapmış. Başından sonuna kadar bir cümle halinde geçen sureyi size bir cümle olarak vermiş. Ben Deniz'de size parça parça olsun aktarmaya çalışayım. Bak, zaten kul, kavil, kavilleşme, söz. Kul, e'uzu bi rabbin nas. Ey Habibi Edibim Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sen söyle. E'uzu bi rabbin nas. Ben insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Melikin nas. Her yerde kudretini, yaratıcılığını gösteren ve insanların da yaratıcısı, kudretini insan anladığı için kudretini gösteren insanların sultanı, meliki, hüküm sahibi Allah'a da sığınırım. İlahin nas. O benim Rabbimdir, melikimdir, aynı zamanda ilahımdır. Yani Rabbimdir, beni insan olarak terbiye ediyor. Rabbimdir, her şeyi kendi takdim tehiriyle, düzeniyle, intizamıyla. Yeri bozsan gökler bozuluyor. Gökleri bozsan yerler bozuluyor. İnsanı bozsan hepsi bozuluyor. Bak nasıl bir bütünlük var. Bu baştan size söylediğim değil mi şu anda? Nasıl bir bütünlük var mesela, bakın. O sebepten dolayı ne diyorsun? Bak, bir plastiği bile attığında, doğaya herhangi bir şey karıştırdığında kaç yüz sene, binden ne sene kaybolmuyor diyorsun ya. Aynısı Kur'an-ı Kerim'de çok daha detaylı anlatılır. Kötülük, zulüm, yalan, ihtikar, israf, aile içinde zulmetmek, kötü söz söylemek, evi de bozar, yerleri de bozar, gökleri de bozar, kainatı ifsad eder. Allah seni imtihan ediyor. Başında imtihan ederken öğretmen, senin her işaretlediğin şıkka müdahale etse o imtihan olur mu? Bunun hesabını vereceksiniz. Kendi nefsinizin hesabını vereceksiniz diyor. İşte bu bir Rabbin nas. Her şeyi terbiyeye alan ve insanı da terbiyesinde bulunduran Allah'a sığınırım de. O Allah ki Melikin nas. İnsanların üzerinde farklı farklı statüler var. Kimisi onun amiri, kimisi onun memuru, kimisi falanca soylu, kimisi Almanım diye kendini övüyor, kimisi Kürdüm, kimisi Türküm, kimi... Bunların hepsi yasak. İnsanın insana üstünlüğü ve tahakküm etmesi ırkından, parasından, maddi şeyinden dolayı yasak, yasak, haram, haram. Bu bozgunculuk. O yüzden burada diyor ki Melikin nas. İlle de bir hakimiyet istiyorsanız Allah'ın hakimiyetinde buluşun. Ve böylece birbirinize köle olmayın. Başkasını köle görmeyin. İkinci sınıf görmeyin. Melikin nas. Bak ne oldu? Bir Rabbin nas. Kainat ve insan seçilerek orada terbiye alınmış. İnsanlarla insanlar arasında hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Melikin nas. Şimdi geldik ilahin nasa. İlahin nas. Ancak ibadet Allah'a yapılır. İbadet şuuruyla yapılan iş ancak Allah'a tahsis edilmelidir. Namazda duruyorsun. Yarısı hastalıktan kurtulmak için, yarısı bilmem ne için. Oruç tutuyorsun. Yarısı böyle periz olsun diye, yarısı Allah için. Yok. Oruç Allah'a tahsis edilen bir ibadettir. Ya faydası vardı, binlerce faydası vardı, şifası vardır. Orucu oruç diye tutarsın. İşte ilahin nas, burada Rabbim, ilahım, ibadet ettiğim zat Allah'tır. Peki neden sığınayım? Sığın Allah'a, Rabbin nasa, melikin nasa, ilahin. Neden? Min şerril vesvesil hannas. Müthiş bir şey bu. Her sene Ramazan'da sureleri mütalaa ederken, bakın ciddi söylüyorum burada. Aynen yani kardeşlerim, burada size televizyonda bir şey oynamıyorum bakın. Ciddi olarak söylüyorum. Siz zaten bunu biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Her sene muhakkak bu sureleri size anlatmak için mütalaa ederim tekrar. Ve inanın ki hep yeni bir şey bulurum. Tefsirlerde bulurum. Okuyunca anlarım. Şimdi burada da mesela şöyle bir şey var. Geçen senelerde anlatmadım. Rabbine sığınırım de. Melikin nas, ilahin nas. Şimdi bak. İnsana aslında hep sığınmak denildiğinde neden sığınmak istiyorsun? Şöyle soralım soruyu. Neden kurtulmak istiyorsun? Şu anda abicim bir imkan olsa senin işini görüp müdahale edecekler.
neden sığınman lazım diye sana sorsalar ne diyeceksin? Mesela bana borcum. İşte birileri dolandırmıştı, hala onun borcunu ödemeye çalışıyorum. Ha, borcumu ödeyeyim. Veya işte bazı insanlar iftira atıyordu bilmem ne. Allah'ıma, kitabıma, aileme söven insanlar yok mu? Oo, iftira atanlar var. İnsan bazen diyor, ya şunlardan bir kurtulsam ya Rabbi ya. Ölüsü olan bir günahlar, delisi olan her günahlar. Onları düşünüyorum ya, bir kurtuls bitti artık, bıktım diyesin geliyor. Veya bir çocukları şöyle bir, veya bir evi şöyle halledebilsem. İşte bu ayeti kerimede, bu sure-i celilede Allah Teala buyuruyor ki, Allah'a sığının, dikkat et, Allah'a sığının. İlk sığınmanız gereken şey, kendi içinizden gelen vesvese. Bundan daha beteri yok. Şimdi bak, düşünebiliyor musun? Şunu da al bunu. Allah'a sığınıyorsun. Neden sığınıyorsun? Min şerril vesvesil hannas. İnsanın göğsünün üstüne çöreklenmiş, adeta şeytanın işbirlikçisi, paralel yapı gibi. Yani şeytan dışarıda. Hani şöyle örnek olsun diye söylüyorum. Kur'an'da tabii böyle sefih, sefil mevzuları, pesbaye mevzuları ayet tefsirinde kullanmamak lazım ama madem şeytandan konuşuyoruz, daha hadisi yok. Yani mesela diyelim ki şimdi Amerika. Mesela Amerika bir yeri karıştırmak için diyelim ki birileri tezgah yapıyor. Hani başımıza gelmedi mi işte 15 Temmuz'da falan. Allah Teala buyuruyor ki şeytan o zaten belli. Her yeri karıştıran. Bir de sende işbirlikçisi vardır, onun paraleli vardır diyor. Bak şimdi neler gelecek bu birkaç günde. Aman susturmak için neler gelecek, neler yapacaklar. Ne yapalım, konuşacağız. Allah Teala buyuruyor ki göğsünün üzerine çöreklenmiş. Dikkat et. Olmayan şeyi var gibi gösterir. Var olan şeyi yok gibi gösterir. İyilik, seni iyiliğe sevk edecek şeyleri sana düşman eder. Düşman olanları da sana iyi göstermeye çalışır. Nasıl aldanırsın sen? Sen nasıl aldanıyorsun? Min şerril vesvesil hannas. İçine çöreklenmiş, sadrına yerleşmiş olan şey vesvese veriyor sana. Evham, vesvese. Ellezî, o öyle vesvese veren bir hannastır ki, yani sanki böyle bir yaratık gibi içine girmiş. Hadiste var bu, şimdi ben girmiyorum vaktimiz dar diye. Evvelki programlardan bakın, birleştirin. Bu öyle bir hannastır ki içine insanın çöreklenmiş bu işbirlikçi, paralelci, şeytanın çocuğu, şeytanın uşağı. Öyle bir şeydir ki ellezî, bak dikkat et. Yuvesvisu fi sudurin nas. Abi tabire bakar mısın? Yuvesvisu fi sudurin nas. İçine çöreklenir, insanın içinden, göğsünden, aklından devamlı vesvese üretir. Şey anlatmıştım ya, çok gülmüştünüz. Seneler evvel gördüm yani ve baktım, adam bizi güldürmek için değil. Gerçekten yani kafa o kadar gidik ki. Şöyle yaptı, bak, bende misin kamera? Hanginizdeyim? Samet, sende miyim? Şöyle yaptı işte, batı inançları olanlar var, şöyle sapıklığı yapanlar var, şöyle pagandan gelen şey. Böyle yaptı. Yaptı. Çok şükür benim hiç batı inancım yok dedi. Ya bizden önce şaka yapıyor zannettik, bak. Şöyle yaptı. Ulan batı inanç şu anda işte daha. Hocam benim öyle vesvesem yok. Çocuğun, ailen bilmem ne için bir kendini yokla bakalım. Bir kendini yokla. Haramına helaline bakmadan hiç böyle yatırımdı bilmem neydi adına kendi haddini kanaat etmen gereken noktayı aşarak haramların içerisinde rahat rahat dolaştığın oluyor mu? Oluyor. Bunu sana kim kakaladı? Hani çıktı uzmanlar. Uzmanları zaten dinlediğinde biliyorsunuz ekonomi haberlerinde. Sabahtan akşama kadar dinle. Netice nereye yatırayım? Bilmiyorum. Benim program daha iyi. En azından neye yatırım yapacağını biliyorsun. Nereye yatırılacağını da öğreniyorsun. Hani kabir falan filan hepsi. Hiç olmazsa bak, bir tarafız burada. Öyle demiyoruz. Ya onu da yapma. Ya, abi 8'den beri adam seni dinliyor, bir şey söyledi ha. Yok.
O kadarını ben de biliyordum. Allah Teala burada yuvesvisu fi sudurin nas derken, bak neleri yokken var kabul edersin. Halbuki yarına çıkacağın garantisi yok. Şu anda ahlakına sahip olsana. Yani ben bir 10 sene ahlaksızca, haramı şey yaparak, hududu tanımayarak yaşayayım. 10 sene sonra bir toparlarım, bir dönüş yaparım falan. Ama ya köprüden önce son çıkışı kaçırırsan ne olacak? İşte sana o yolu ballı tatlı gösteren şey nefsinden. Nefsimiz süslüyor bize bunu. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ. Peki bu nasıl oluyor? Hocam peki bu dışarıdan mı geliyor? Beynimizi kontrol ediyorlarmış falan. Bir de hani rütük kararlarından dolayı bazı şeyleri nasıl olacak be kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor şimdi. Al Nas suresini yaptık diye şimdi rütüye şey mi gidecek? Minel cinneti ve Nas. Ne yapacağız şimdi? Üç harflilermiş. Üç harfli değil ki. Bak burada geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İki harfli. Bir de böyle bir tezat var. Türkçe'ye çevirdiğinde üç harfli oluyor. Söyle mi? Ya adam şeyleri söylüyor, bunları yapıyor, bilmem ne, sabahtan akşama korku filmleri. Ya alenen kalkıyor, sapık sapık filmler seyrediyor. Bunları konuştuğunda çocuk seyrediyor. Allah'ınızı severseniz ya. Çocuklar Harry Potter seyrediyor ya. Gözünü seveyim yani. Bilmem ne taşı, felsefenin bilmem nesi, dübürü. Buraya gel. Ya bir de bir tuhaf bir durum var yani. Tuhaf bir durum var. O artı yedileri bilmiyorum mesela ben ne işe yaradığını. Ben bakamıyorum ya artı yedi yazan şeye. Sapık çocuklar için mi acaba artı yedi nedir? Minel cinneti vennes. Cinnilerden ve insanlardan diyor ayet-i kerime. Heh, hadi bakalım. Burada şu manaya da gelir diyor alimler. Gözde göremediğin varlıklar da insanlardan da bu olabilir. Ama daha acayibi var. İnsan gibi konuşan, aranızı birbirinize açan şeytanlar vardır. Minel cinneti vennes. İnsanlardan ve cinnilerden, gözde gördüklerim, bitiriyorum. Gözde gördüklerimden ve göremediklerimden, kulağımdan, gözümden fitne yapıp, benim sadrımı, göğsümü, huzur bulmam gereken yeri karıştırıp, durmadan vesvese veren, o hannasın şerrinden, Rabbime, sultanıma, ibadet edeceğim, Allah'ıma sığınırım de, ey Habibim. Sana bunu söylüyorsam, ümmetin haydi haydi böyle yapması lazım manasını okurken anlamak icap ediyor. Şimdi bakın çok önemli birkaç şey söyleyeceğim size. Çok önemli. Aile teşkilatı ve şeyle alakalı. Ama bak bana bir iki dakika müsaade et. İlahi dinle hemen gel. Yani bekliyorum burada. İlahi geldi falan yayılma falan değil. Bak ilahiden sonra gelmezse anlatmam diyormuşum. İlahi dinle. Sadece bir ilahi var. Araya bir şey sokmayacağım çünkü konu çok önemli. Başka bir şey almayın abi. Sadece bir ilahi olsun. Ya reklam meklam sokmayın, şunu doğru düz yapalım. Bekliyorum, hemen gelin lütfen. Hadi. Sana kurban.
Şimdi bakın hemen ya ne oldu? Geldim. Şimdi gelmeyenler kaçırdılar. Bakın kardeşim hızlı hızlı geçelim. Böyle kısa kısa ama kesin malumatla alakalı. Yani şu oldu bu oldu vesaire vesaire. Yani tuhaf tuhaf sorular var. Geçen işte birisi başka hocaya da sormuşlar galiba. Dolarla bağış yaptım. Dolar arttıkça sevabım artar mı? Şimdi tabii televizyon programındayız. Rütük'ü de düşünüyoruz. Onun başka bir cevabı var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sen bağış yapmamışsın ki. Sen bağış yapmamışsın. Bak bu cevabı burada bulursun ancak. Öteki tarafa da göreceksin de. Bağış yapmamışsın sen. Neden? Bağışladığın şeyi sen bu kadar düşünüyorsan zaten bağış yapmamışsın demektir. Sen bağışlamamışsın ki onu. Yatırım yapmışsın sen. Verdiğini Allah için verdikten sonra acaba şu anda hangi durumdalar? Yapmamışsın sen. Hala bağlısın ona. Anladın? O yüzden dolar inse de çıksa da sen önce kendinin inişine çıkışına bak. Bir gün bak din insan borsasıdır. Malın mülkün inişin çıkışını anlıyoruz da insanın iniş çıkışını anlamıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki en kıymetlisi ah seni takvim insanı yarattım diyor. Ben seni altından daha kıymetli yaptım diyor. Yüz suyunu Allah'a dökersin. Bir insana yüz suyu döktün. Bu yüz altından olsa yüz suyunu döksen o yüz suyunu döktüğün yerden tekrar kalıpta kaynatırlar, haddeden geçirirler, tekrar buraya yapıştırırlar. Altın olsa yerine konur. Ama yüz suyu Allah için döktüğünde iffet, haya, ahlak. Bunlar gittikten sonra bunu yerine bir şey koyamazsın. Bir tekrar yerine konulmaz. Bunlar çok önemli. Bakın şimdi size söyleyeceğim mevzu şu. Kıymetli kardeşlerim. Din İslam olarak söylüyorum. İslam dini. Bunu lütfen bir kenara yazın. Arkadaşlar da gerekirse bunu özet cümlelerle anlatsın. Bunları etrafınıza yayın arkadaşlar. Bunu etrafınıza yayın ya. Abuk sabuk şeyleri konuşacağımıza bunları konuşalım. Bakın İslam hiçbir zaman aile teşkilatını bozmaz. Bak bir, ailede saygısızlık asla İslam'la anılmaz. Şimdi diyeceksin ki tabii. Bak ben sana başka bir şey söylüyorum. Tabii değil. Öyle değil o. O öyle değil. Yüzlerce ve binlerce soruya maruz kaldım ben biliyor musunuz? Benim oğlum şöyle bir yere gitti. Ondan sonra bizi tanımaz oldu. Benim kızım böyle yaptı bilmem ne oldu. Benim annem böyle yaptı bizim çocukları. Kardeşim onun o yaptığı şey ya o dini yanlış anlıyordur ya da ona yanlış anlatıyordur. Din, İslam bir ailede veya bir fertte olduğunda asla aileyi bozmaz. Bir insan hem namaz kılıyor hem karısını dövüyor. Bir insan böyle oluyor hem çocuklarına şey. O dindar değil o. Onun dışı öyle görünüyor. Yani adam doktor organ satıyor. Yok işte bakıyorsun kültürlü diyorsun başka bir şey yapıyor. Yani onun gibi düşün. O onu kurtarıyor mu? Bugün insanlar sadece yaptığı işi doğru yapsalar biz bugün ne konuşuyorduk? Allah'ını seversen ne konuşuyorduk? O vaktinde yapıyor mu diye ona inanmazsın. Bu acaba beni kandırıyor mu diye buna inanmazsın. O acaba hile yapıyor mu? Ya bu nasıl bir dünya ya? İslam denildiğinde şu demektir. Bak bir en önce şunu söyleyeyim. İslam veya Müslüman. Ben dindar oldum. Asla aile teşkilatını bozmaz. Canım nasıl yani? Şimdi hocam benim annem babam müşrik gibi. Kafir gibi. Öyle var hala da var. Çocuğu namaz kılıyor diye çocuğuyla konuşmayan, mirasından reddeden Allah dediği için var böyle insanlar. Nerede? Ne bileyim. Şeyde Kongo'da. Hiç yok. Bizde hiç yok. Yok bizde. Yani çocuğu namaz kılmaya başladı diye yok sen de mi böyle olacaksın? Ne yaptık biz sana falan filan. Bakın ben kendim belli şeylerde çocuklarla vesaire gençliğimde bazı kurumlarda çalıştım. Çocuğu belli bir fikriyatta ve çocuğu ileride kendine göre, kendisine göre kızdığı, ettiği dindar tiplerinden olmasın diye çocuklarına zorla içki içiren aileler tanıdım ben. Siz beni burada gördüğünüzde niye çıldırıyor bu adam dediğinizde bunun ciddi bir background'ı var. Bunun arka planı var. Ve yok mu? Çocuğum erkek olsun diye belli günlerde ona içki içiren, ona kötülük yaptıran, git oğlum bir şöyle bir erkekliğini tanı, kızım şöyle denildi, bunu serbest gören yok mu?
Bak bu aile teşkilatını bozar. Ben bunu konuşmuyorum. Bambaşka bir şey söylüyorum. O zaten çok affedersiniz başka canlıların bile kabullenemeyeceği bir şey. Başka canlıların bile kabullenemeyeceği bir şey. Ben başka bir şey söylüyorum. Böyle bir anne babaya bile kötü muamele yaptırmaz asla İslam dini. Onu konuşuyorum. İki, bir insan dindar olduğunda başkasını küçük göremez. Bak İslam'da bu vardır. Bakın kötü ahlak, kötü huy bunlar tenkit edilir. İnsanlara aldatmak. Niye aldatıyorsunuz insanları? Yapmayın etmeyin der. Kim aldatıyor? Falanca. O işe karışmaz. O işe ayrısı, onun savcısı vardır, hakim vardır, şahidi vardır. Ama insanı tahkir etmez. Bak sana bir örnek vereyim. İnsanı küçük görmemekle alakalı. Her sene verdiğim bir örnektir ama Allah rızası için siz bunları yayın. Ben bunların yayıldığını gördüğümde zaten başka şeyler anlatacağım. Yani zannetmeyin ki sadece biz bunları, bu kadar bizim müktesebatımız, bilgimiz sırf bunları anlatıyoruz. Bunlar önemli olduğu için tekrar tekrar anlatıyoruz. Ya bir yaşanmış hadise. Bakın bu hadise. Nasıl? Bir kişi bir aleni olarak ceza almış. O zamanın şartlarında o aleni cezayı ifa etmek üzere kendisine ibretlik olsun diye. Şimdi tam hafızam yanıltmasın beni. Yani hangi suçtan dolayı olduğunu tam net hatırlayamıyorum. Hadisin metnini düşünüyorum, tam hatırlayamıyorum. Herkesin içerisinde bir sopa çekiliyor. 30 değnek, 40 değnek vurulacak. Bir daha kimse cesaret edemesin buna diye. Ya. O insanları yiyeceklerine eşek eti, at eti karıştıranları, o daha zam gelmeden o kara borsa yapanları, hani bazen sen dersin ya adamı alacaksın, şöyle bir ibrete rezil edecek, tabii o hiç o gıybettir, günahtır falan diye kepaze edeceksin onu. İnsan içine çıkamayacak. İslam örfünde vardır. Papucunun dama atılmasını biliyor musunuz? Papucunun dama atılması ahi geleneğinden gelir. Bektaşi usulünden gelir. Bir adam bir şey yaptı. Kabahat etti. Bir yerden bir yere gitmek için ne yap? İnsana papuç lazımdır. Onu atarlar ve dama asarlar papucu. Derler ki bu adamın gidecek yatacak yeri yok. Bu adam aldatıyor derler. Bir daha insan içine çıkamaz o. O rezilliği çeker. Bak bakalım öyle yap. Yanına kar kalmasın ne oluyor? Yani bunları ayrıca konuşacağız. Fakat şu insana verilen değeri konuşuyorum. Din, şu cümleyle başlamıştık. İslam hiçbir zaman başkasını tahkir ettirmez kardeşim. Hakaret ettirmez. Anne babayla aranı açmaz. Çocuklarını kötü göstermez ama kimseye hakaret ettirmez dedim. Şunu anlatıyordum. Sopa cezası veriliyor. Kötü bir şey yapmış. O sopa cezasını yerken hani böyle onu da kim bu falan filan derken şöyle canlandırma yapayım. Ashabtan biri yani yine Efendimizin zamanı sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyesiz diyor. Terbiyesiz şuna bak. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu kişinin bu sözünü duyuyor. Gel bakayım buraya. Sen ne dedin şimdi o adama? Ya Resulallah terbiyesiz işte. Hata etti, terbiyesizlik yaptı tamam ama bak cezasını çekiyor. O bu hakareti kabul etmiyor, hak etmiyor. Senin ekstra ona hakaret etmenin bir manası yok. Hakaret edemez. Adam bir kabahat işledi. Cezasını görüyorum gir. Adi, terbiyesiz, sen şöyle adamsın. Bak İslam bir suçlunun bile hakaret edilmesine, ettirilmesine müsaade etmiyor. Gelmiş cezasını orada çekiyor. Mesela geçen işte şey dediler bunu da konuşun falan diye. Hatta bana da soran oldu. Hocam işte bu çocuğun günahı nedir? Birisi birisine arabada mı, kazada mı öldürmüş? Oradan yurt dışına mı kaçmış? Anası mı kaçırmış falan öyle bir şeyler duydum. Bilmiyoruz işin aslını. Ben rahmetli hocamdan öyle de duydum, gördüm. Oğlum duyduğuna, okuduğuna inanma, dağıtma derdi. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Artık o kadar korkuyor ki insan. Bazı şeyler tamamen düzmece bile olabilir. Ama hüküm olarak böyle bir şey varsa, yani reşit olmayan bir çocuğun annesi babası onun suçunu örtbas etmek için herhangi bir şey yapıyorsa, ha bilmiyorum durumu, ne olduğunu bilmiyorum.
Hani ismen de tanımıyorum kimdir, neyin nesidir. Çünkü bunlara bakarsam kafa küfe oluyor. Yani bunları hiç böyle mümkünse dinlememek lazım bana sorarsanız. Yani şey, Cumhuriyet Savcısı dinlenmesi değilim ki, bana ne? Nasrettin Hoca'ya demişler işte. Baklava tepsisi gidiyor, bana ne demiş. Sizin eve gidiyor, sana ne demiş yani. Şimdi şu mesele, İslam'a göre konuşursak, kim takacak İslam'a göre konuşmayı diyeceksiniz. Ha, biz yine söyleyelim, belki sorulur. O fi tarihinde böyle sabah programları falan magazin yapıp işlerine geldiklerinde de hoca çağıran tipler var. Biliyor musunuz? O bir taneleri gitmedim, hiç aramıyorlar. Allah'a şükür öyle kurtuldum. O Müslümanlığı öğrenmek için değil. Niyet ettim, reytingeli onların hareketi. Yani İslam acaba ne diyor? Allah'ım, bunu öğrenmemiz lazım. Ya Müslümanlığımız yoksa elden gidecek, program olsa zaten öyle program yapmazsın. Ayrı mevzu. Sulandırmayalım mevzuyu. Şöyle söyleyelim. Anne baba reşit olmayan çocuğu hak ettiği cezasını bilinmesi kaçırdığında, belki o çocuk reşit olmadığı halde bulunduğundan şer'an hafifletici bazı sebepler olsa da, bu kaçırma işiyle alakalı kim buna tavassut ediyorsa, ister şu, ister bu, ister akrabası, ister yataklık yapar, cezası ağırdır. Ve bunlar cemiyetin gözü önünde yapılırsa fitne çıkar. Aa, falancaların imkanı varken ceza almıyorlar, filanca adam bilmem ne yaptığında ceza alıyor dedirtirsen fitne olur o. Buna müsaade edilmez. Hatta bakın, psikolojide problemden taraf olmak diye bir şey vardır. Bir problemi devamlı gündemde tutarsanız, aslında siz o problemi desteklemiş olursunuz. Bununla alakalı bir ikazımı yapmış olayım. Şunu demek istiyorum. Bir, Müslümanlık asla aile teşkilatında, Lokman suresi, onu hatta getir, şimdi ben tekrar buradan okumayayım, hızlı gitmek istiyorum, vakit yok çünkü. Daha bir şey konuşmaya başlıyoruz, süre bitiyor. Bak, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, lütfen beni dinleyin, çok bilgi sahibi olursunuz. Bak, iki dakika dinleyin, çok bilgi sahibi olursunuz. Her sene söylüyorum, geçen sene söylediğimi bilmiyorum. Üç şey, ikili olarak, böyle yapınca da bir işaret, amblem anlamasın. Abi artık korkuyoruz ya. Ne yapayım benim? Üç şey, Kur'an-ı Kerim'de üç konu, ikili olarak zikredilir. Bir, ikili zikredilenlerden birincisi, namaz ve zekat. Namaz ve infak. Namaz kılıyorsun, malını da, ne yaptığını da, etrafını da fark edeceksin kardeşim. Namaz kılıyorsan, bu sahip olduğun diğer bedenini bu işe teksif ettin. Malını da yine sosyal çevrenle Allah'ın öngördüğü şekilde kazanacaksın. Yani daha Türkçesi, piyasanın Allah'ı da aynı, caminin Allah'ı da aynı. Para sayarken de Allah var, namaz kılarken de Allah var. Ve aynı Allah, başka Allah yok. Namazla zekat ve vermek, bu ikisi Kur'an'da bir sayılır. Bu bir. İkinci ikili ne? Allah Teala kendisine şirk koşulmamasını ve anneye babaya da asi olunmamasını beraber zikreder. La tuşrik billahi ve bil valideyni ihsana. Allah'a şirk koşma, annene babana asi olma. Allah'a şirk koşma, annene babana asi olma. Ya hocam öyle de benim sapık babam var. Kardeşim, istisnayı konuşmuyoruz. O zaten baba diye, o iskele babası yani. Ve annem var, şöyle şöyle özelliği var. Onu konuşmuyoruz ama gene de bak. Allah Teala yazdı değil mi? Heh. Allah razı olsun. Bak, bununla beraber eğer her ikisi de bilinmediği bir şeyi, yani bilinmezlik, böyle kendi kafalarına göre evham yapıyorlar. Biz şöyle inanırız, böyle inanırız. Ya biz de dindarız ama bak, hep namaz kılıyor muyuz oğlum? Aa, bak ben dindarım mesela. Namaz kılmıyorum ama görüyorsun. Nereden çıktı bu namaz diyen böyle fosiller gördüm. Hala da Göbekli Tepe'de bu fosilleri görebilirsiniz. Yani sana ortak koşma noktasında baskı yaparlarsa müşrik olma. Annem babam da saygın, no, dinden çıktım ben, deist oldum. Annem babam gibi oldum diyemezsin. Diyor ki, fakat onların o sapıklığı seni aldatmasın.
Sen annene hürmetsizlik et. Yürü be kadın. Ne yapma. Annelik babalık hakkı olarak alakadar ol, ihtiyacı varsa ona bak, hastalığı vesairesi, şusu busu. Bakın bu en büyük delildir. Bir insan İslam'da derinleştikçe, manada buluştukça, o manayı hazmettikçe ailesine muhabbetle bakar ve en azından saygısını muhafaza eder. Yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece aile hayatı olarak değil, ashab-ı kiram dahi öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile teşkilatını çocuklara, aileye, hanıma, bir erkeğin nasıl olmasıyla alakalı şeylerini inan anlatsam, şu ağız tadıyla anlatsam yetmiyor program. Ama öz cümle şu. İkinci, aile teşkilatını bozmaz. İkincisi, bir insan dindar oldu. Beni küçük, başkasını küçük görmez kardeşim. Falanca ki ama maalesef bir hastalık oldu bu ya. Filanca yere gidiyor onu küçümsüyor. Filanca birazcık öğreniyor başkası. O yanlıştır. Yani yanlış bir okumadır. Bir insan doğru Kur'an-ı Kerim okuma yaptığında, Resulullah Efendimiz'e dindarlık olduğunda hemen onda ilk zuhur eden şey, namazı, abdesti vesairesi onun kendi kendisinin şeyidir. Efendim düzeltmesidir. Hemen ailesinden, etrafından, gülüşünden, insanlara muamelesinden ahlak zuhur eder. Ya ahlak fışkırır. Ahlak fışkırır. Salatalık ekilen yerden gül çıkar mı? Kabak ekilen tarladan hiç sen zeytin çıktığını gördün mü? Bir insanda Müslümanlık varsa ailesinden, etrafından hemen bu belli olur. Bakın size bir örnek daha. Hadis-i şerif var. Yani o hadis-i şerifin öncesi var. Cihat, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine Müslümanlara tasallut ediyorlar vesaire şey yapıyorlar. Onun için herkes hazırlık yapıyor. Allah'a hemen beraber gidelim. Yani bu milletimizde bu ruh vardır. Allah'a çok şükür. Hala bizde vardır. Yani bize deseler ki şimdi, ey millet, bakın buradan bize bu adamlar böyle böyle yapıyor. Hadi bismillah, eli silah tutanlar falan gelsin dese, ben eminim yani. Yani ister şucu olsun, ister bucu olsun, bilmem ne olsun. Allah Allah derler, inandıktan sonra giderler yani. Beni şu an kabul etseler mesela, Allah'a şükür biliyorum. Yani Güneydoğu'da vesairede askerlik yaptığım için giderim, seve seve giderim. Rahmetli babam askerlikten terhis olduğumda şöyle bir baktı bana. Allah seni dedi ne yapsın dedi. İşe yaramaz bir adamsın sen dedi. Bir şehit olamadın dedi ya. Bir şehit olamadın dedi. Böyle geldin dedi, böyle diri diri. İnan ki böyle söyledi. Dedim babacığım yani söyleseydin, en azından yazsaydın, hani hiç arayıp sormuyorsun. Şehitlikle alakalı bu kadar takıntın olduğunu bilmiyordum. Hani sebebi ne dedim bu kadar şehit, hani bundan sonra için mi kötü düşünüyorsun? Yok dedi ya, bana işte ahirette de şefaat ederdin, belki bir işe yarardın dedi. Ben de orada bir kabalık yaptım. Benim ki babacığım senden de geçmedi yani. Sen en iyisi beni bekleme, şehadet imkanı bulursan diye öyle bir şakalaşmıştık. Ama bizim aile yapımızda vardır bu. Aile yapımızda vardır. Şimdi dikkat et, güzel bir şey anlatacağım. Uzatmayayım sözü. Annesi babası yaşlı sahabiden bir zat var. Yani şimdi Efendimiz de gidip şehit olmak istiyor. Ben de olsa onu giderim yani. Beş para etmez adamım ama o kadar zevki ben de isterim. Demişler ki anne babam var. Annesi babası da git istiyorsan diyorlar ama kimse bakacak durumda değil. Gidemezsin falan gibi bir durum olmuş. Şimdi Resulullah Efendimiz'den şey koparmaya çalışıyor derler. Birisi geldi Efendimiz'e sordu. Denilirken bunun öncesini böyle anlatırlar. Yani Efendimiz'e gidecek, diyecek ki çok iyi değil mi ya canını feda etmek Allah yolunda. Hani onu söyleyip ben geliyorum o zaman ya Resulallah diyecek yani. Ya Resulallah, ehabbul amali ilallah. Veya eyyul amal, ehabbul amal ilallah. Allah Teala'ya sevimli amel hangisidir? En sevimlisi. Hani onu yapayım. Çünkü herkes o sırada cihada hazırlanıyor. O zannediyor ki Efendimiz hemen savaş. Hemen gel toplan, şu düşmanların hakkından gelelim. Efendimiz buyuruyor ki, as-salatu ala vaktiha. Namazı vaktinde kılmandır.
Alo, merak etme, yayın donmadı. Ben duruyorum. Musiki'de sessizlik de musiki'ye dahildir. Biz bunların üzerinden hemen yalap çap geçiyoruz. Ha, dipte müzik vardır falan filan ama bak burada bir sessizliğe düşülmesi lazım. As-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır Allah katında en sevgili şey. Anlaşıldı. Ya Resulallah, biz ashabınız. Senin ashabınız biz. Kur'an okuyoruz. Namazın vaktinde kılınmasının Allah katında en faziletli amel olduğunu bilmeyen var mı? Hani bu, tabii ki öyle. Dercesine anladım ya Resulallah. Sümme, sonrasını soruyorum ya. Sonra bak dinle. Birrul valideyn. Annen baban hayattaysa onlara güzelce muamele etmendir. Sümme. Sonra ya Resulallah. El cihadu fi sebilillah. Sonra Allah yolunda cenk etmendir. Demek ki bir insan annesine babasına hizmet ettiğinde, hocam ya biz işte mecbur bir şey yapamıyoruz. Ne yap? Annem babam istiyor. Daha ne istiyorsun? Veya hanımlar. Bak şimdi aile teşkilatını konuşuyoruz ya. Bir kere annene babana asi kılmaz din. Hatta bunu Allah'a asi olan bazı ailede yaşça büyükler çok iyi bildiklerinden bazen bunu da yaparlar. Haram ederim sonra yoksa hakkım falan. O böyle tın 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 gider. Kullandım o sonra da şey yapar. Onu böyle Allah'la arası ya. Hani İslam falan Müslüman ya. Onu mahsus böyle yaparım ben şimdi zorlarım der. O kullanıyorum zanneder. Halbuki Allah filmini çeker. Allah filmini çeker. En güzel oyun oynandığından haberdar olmaktır demiş bir adamın biri. Neyse çok önemli değil. Şimdi gelelim ikincisine. Başkasını zelil göstermez. Ve anne babaya saygı İslam'ın amel olarak en yüksek amel kabul ettiği şeylerdendir dedik. Şimdi buradan bir yere geleceğim. Mühim bir yer bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani anne babanın hizmetinde bulunmayı angarya olarak görme. Bir meşhur hepimizin bildiği bak şimdi söylediğimde hepiniz diyeceksiniz ki attı biliyoruz. El cennetu tahta akdamil ummihat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bunu bilmeyen var mı? Çocukluğumuzdan beri duymayanımız var mı bu topraklarda? Duymuşsunuzdur. Peki ne demek? Ya ne demeyi var mı işte cennet annelerin ayakları altında. Yani şu an bir şey görünmüyor. Demeyeceksin. Diyeceksin ki Resulullah Efendimiz işte hürmet yani. Hürmet sadece o değil. Bir anne diyor dikkat et kadınların ayakları altında demiyor. Annelerin ayakları altında diyor. Ne demek bu? Anne, çocuk. Bir çocuğun, bir annenin ayaklarının altında olan şey çocuktur. Bir anne çocuğunu güzel yetiştirdiğinde cennetini kazanır. Yani bir kadın İslam hukukuna göre evini temizlemekle mecbur değildir. İslam kanununa göre. Çocuk olsun veya olmasın kararını hanımına sormadan yapamazsın İslam'a göre. Ben çocuk düşünmüyorum. Nasıl yani? Sanki çocuğu da paket difrizde tutuyor istediği zaman oraya koyup çıkartacakmış gibi muamele var ya. Bunu her sene söylüyorum. Bak kısırlık aldı yürüyor. Düşünmüyoruz. Ne zaman düşüneceksin? Ben düşünürüm falan. Yani bırak Allah'ını sever. Neyse girmeyeyim o konuya dar vakit. Ama şu var İslam'da hanımın hakkı diyorsun ya. Hanım hakkı. Ben çocuk düşünmüyorum. Hanımın düşünüyorsa yapamaz. O tasarrufu yapamazsın. Allah o hakkı vermiştir hanıma. Nasıl yani ben istiyorum çocuk dediğinde mecbursun uymaya. Bunu biliyor muydu? Bunlar önceden konuşulsa sahur vakti başka şeyleri konuşuyorduk. Başka? Yemek yapmaya mecbur değildir. Temizlik yapmaya mecbur değildir. Mecbur değildir. Ama şimdiki örfümüzde şöyle bilmem. O ayrı. Hani İslam'a göre soruyorsan mecbur değildir. Ama hocam ne kadar tanıdığımız dinde, diyanetinde ağzı dualı insan varsa evin temizliğini de yapıyor, yemek de yapıyor,
Şöyle bakıyor, kocasına itaat ediyor. Oraya geleceğim birazdan. Sebebini anlatacağım. Fakat şu var. Din onu yapmakla mesul değildir. Bir insan, ben İslam'a göre konuşuyorum. Bir insan evlilik sorumluluğunu erkek aldığı için, hani ben hani bir şey yapmıştım ya, evet diyorsun hayatın kayıyor falan filan demiştim. Hani siz de tıklamıştınız. Başka bir şey tıklamazsın zaten. Yani Allah, peygamber falan anlattığımda öyle. Hocam seni zevkle seyrediyoruz hani var ya falan diye böyle. O mahsuzdu yani. Şunu anlatmaya çalıştım. Evlenmek nefse muhalefettir. Keyfe kadar yaşayamazsın evlenince. Sorumluluk alırsın. Bir erkek evlendiğinde şunu bilmeli İslam'a göre. Bu insana helal lokma yedirmek zorundayım. Hacet yok. İmkanım o ayrı, onu konuşmuyoruz. Ama mesuliyet erkektedir. Giyinmesi, kuşanması vesaire ihtiyacının karşılanması erkektedir. Sana yemek yapmak mecburiyetinde değildir. Ve hatta evlendin, çocuğun oldu, emzirecek. Göğsüm ağrıyor, ben şey yapamam, psikolojim iyi değil falan diyorsa süt anne tutmak da yine kocanın vazifesidir. Sen şimdi ne oluyor? O onu vuruyor, o bilmem nesi, yok aşiret cinayeti. Bunların hiçbirisinin İslam'la alakası yoktur. O kadın programlarında boy boy kadınları çıkartıp böyle yaptı, beni attı, imam nikahı falan. Ulan ne imamı yani, ne imamı tanıyorsun, ne İslam'ı tanıyorsun sen. Ne dubara konuşuyorsun, ne imam nikahı. İmam nikahı kıyacak insanda öyle ahlaksızlık olur mu? Bunları kim söylüyor? O yüzden baştan size bunu anlattım. Bak şimdi yerine oturuyor değil mi? Böyle bir aile teşkilatı İslam'da yoktur. Bir insan sadece böyle Allah, peygamber, nikah falan dediğinde, imam nikahı dediğinde, mehir dediğinde onları Müslüman zannetseydik, oho, o programları yapanları da Müslüman kabul etmemiz icap ederdi. İslam değildir ki o. Ne bu aydınlanmaktır ne de İslam'dır. Bak burada anlatıyorum. Bir insan diyeceksin ki dindar olanlar dini çok beğenen işte onun yani ahkamını, Allah'ı, peygamberi sayan insanlar niye bunları yapıyor dersen heh, şimdi güzel bir yere geldik. Sonra nefesleneceğiz. Bir ara vereceğim, dikkatli dinle. Bunları yapmak mecburiyetinde olmadığı halde yaptığından dolayı Allah onlara, o hanımlara rahmet ediyor. Bir hanım ahlakıyla, terbiyesiyle, evde gösterdiği fedakarlıkla derler ki bizim Anadolu erenleri 40 günde evliya olurmuş. Mecbur değil yemeğini yapıyor. Mecbur değil temizliğini yapıyor. Ama şunu unutma. Cennet annelerin ayakları altındadır demek o çocuğu güzel ahlakla yetiştirmek demektir. Nerede kaldı ahlaksızlığa teşvik etmek? İşte din seni, aileni, çoluğunu, çocuğunu hepsini kıymet vererek sana bahşedilmiş insanca yaşamanın Allah Teala tarafından verilmiş olan halidir. Din dediğimiz şey budur. Din düşman yapmaz. Din dost olman gerekenleri dost, sana düşman olanları da düşman olarak gösteren Allah ölçüsüdür. Sen ben ortadan kalkar, biz diye yaşarsın. Hatta o, onun aşkı, onun rızası, onun güzelliği diye ömrünü hayranlıkla, şükürle geçirirsin. Özet bu. Gel, soruları konuşalım, meseleleri konuşalım, devam edelim. Allah'a şükür anlatmak istediğimi anlattım. Ama ne kadar başardım, Allah bilir. Sen güzelliğinle gör, sonra burada buluşalım, duaya, alemlere o şekilde akalım. Acab kaşanemiz var bizim. Yok açma açma, böyle girdik ya. Can atan şemidiyle pervanemiz var bizim. Vakti seherde açılır. Aşıkı sadıklar diyor ya vakti seher. Vakti seherde açılır aşıkı sadıklar. Üsküp'e de buradan selam ederiz. Sırrı Efendi tekkesine.
Hemen konuyu toparlayalım. Güzel, önemli bir mevzu vardı. Dedik ki Allah Teala üç ikiliği beraber zikretmiştir. İkili ikili üç şey. Bir, namazda zekatı. İki, Allah'a şirk koşmayacaksın. Anne babana asi olmayacaksın. Allah'a şirk koşmayacaksın. Ruhunun ve kalbinin ayarını bozmayacaksın. Aile teşkilatını bozmayacaksın. İnsanlar arasında fıtratını bozmayacaksın. Tohumunu bozmayacaksın. Onlar öyle adi insanlardır ki sizin nesillerinizi ve tohumlarınızı bozar. Allah Allah. Hocam hibrit tohum genetiğiyle oynanmış tohumu da mı zikrediyor? Vallahi var, Kur'an'da var. Nesillerinizi bozar. Yok şöyle kendimi hissediyorum, yok böyle yapıyorum falan. Oğlum neler hissedersin sen yani, bunun sonu yok ki. Ama onu insan gör, tamam mı? E beni insan görmüyorsun. Tamam mı? Aile teşkilatını ve insanı bozduğun zaman bir şey kalmaz geriye. Defaatle söyleyeceğim, hemen yaz. Hızlı gideceğiz, hızlı hızlı hızlı. Beş şey var, bunlar İslam. Ha biliyorum hocam, namaz değil değil, o değil. Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar beş şey var. Aklı muhafaza edeceksin. Neslini muhafaza edeceksin. Nefsini, canını muhafaza edeceksin. Bak neslini. Gelecek zürriyetini muhafaza edeceksin. Bak çevrecilik, binlenmecilik, ormancılık, yeşillik değil. Allah Teala söylüyor, Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar gelen İslam'da bu var. Aklını muhafaza edeceksin. Aklı bozan ne varsa hepsi haram. Neslini muhafaza edeceksin. Nesillerini, zürriyetini, evlatlarını bozan ne varsa hepsi haram. Bak dikkat et. Üç, canını muhafaza edeceksin. Sağlığa zararlı, sağlığını tehdit eden ne varsa fazla yemek dahil. Haram. Allah kendini mi düşünüyor, seni mi düşünüyor? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kendini düşünüyor denmez Allah için. Canını muhafaza. Canını muhafaza edecek veya bir de malı muhafaza. Malı muhafaza. Efendimiz buyuruyor ki bir kimse malını muhafaza etmek için birisi geldi saldırdı. Sakın girme, çalma dedi. Arada darp oldu, biri diğerini öldürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi malını, ırzını muhafaza etmek için ölürse şehittir. E ama ya Resulallah, tasarruf eden adamı öldürdü, gazidir buyuruyor. Ne işi vardı, ne saldırıyor oraya? Ben emniyette buraya oturmuşum, ne münasebet? Bak aklı gideren şeylerin hepsi haramdır. Nesli bozan, nefsi, canı bozan, malı bozan, malı muhafaza. Faiz niye haramdır? Sen bak al, koskocaman, Allah rahmet eylesin, çok severdim kendisini, Alev Alatlı. Hakikaten Türkiye bir münevver insan kaybetti ya. O ne güzel insandı. Aklıma geldikçe Fatiha okuyorum. Ne muhteşem bir insan. Nasıl memleketini severdi. Nasıl insanına aşıktı. Ne güzel bir aydındı o. Allah kabrini nur eylesin inşallah. Amin. Bak. Gittik dedi, Amerika'da mı nerede, ekonomi dersi alıyoruz. Hoca içeri girdi dedi, elinde gösterdi dedi. Tahrif de olsa Tevrat. Tevrat'tan yazıyorum demiş. Faiz haramdır. Sebep? Abi malı muhafaza, canı muhafaza, ırzı muhafaza. Bunların hepsi İslam'dır. Dini muhafaza da buna aittir. Allah sahip çıksın dinine. Allah senin ağa baban mı? Allah Teala senin sigortan, kapında bekleyen zat mı? Allah sana dini verdi mi? Evet, muhafaza edeceksin. Sonra o muhafazayla beraber huzura çıkacaksın. İmtihan kısmı bu. Kimin ne kadar yaptığını biliyor mu, ediyor mu? Allah Teala imkanı vermiştir. İste, aklını muhafaza edersin. İste, nefsini, neslini, malını, dinini muhafaza edersin. Bir insan bunların muhafazasını elinden geldiği kadar yapmak zorunda. İslam bu. Bu İslam. Şimdi o yüzden onu söylüyorum. Aile teşkilatını bozamazsın. Bak Allah Teala bana şirk koşmayın. Allah'a şirk koşmayın. Ruhunuz bozulur. Annenize babanıza asi olmayın. Aileniz ve kendiniz bozulur. Huzurunuz bozulur. Allah Teala'nın buna ihtiyacı var mı? Senin ihtiyacın var. Namazla zekatı, kendisine şirk koşmamakla anne babaya asi olmamayı beraber zikrettiği üçüncü ikiline
Yani Kur'an'da üç kere zikredilen ikillerden en sonuncusu ve en başta geleni ne? Allah'a ve Resul'e itaat Kur'an'da beraber geçer. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasul ve la tuttilu amalekum. Amellerinizi boşa çıkartmayın. Allah'a ve Resul'e itaat edin. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ati'ullaha ve ati'urrasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. İkili olarak geçer. Bak şu anda şu sahur vaktinde boşa kafa dolaştırmadı. Bak Kur'an'dan kaç ayet. Şimdi mesela. Bak Metin, bir matematik hesabı yapalım seninle. Yapmayalım veyahut. Matematiğin iyi değil mi? Neyse tamam peki. Allah Teala namazla zekatı beraber zikreder dedik. En az 35-40 yere kadar, 40'a yakın ayetin sen aslında Kur'an'da arasan konusunu buldun. Bak ne kadar güzel, Kur'an'la buluştu. Allah Teala şirk koşma ve annene babana itaat eyle en az 4 yerde geçiyor. Bir şekilde ara yerlerle. 2 yerde çok ayan beyan geçiyor. Bir de Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve Resulüne demiyor. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Ayet-i kerimelerini de bildiğinde bak onlarca ayetin şöyle bir ruhundan, konusundan haberdar olmuş oldun. Birazdan soru ve cevaba geçeceğiz. Ama başta, ya tabii bak başta dedim. Şimdi sen geldin, bu saatte seyretmeye başladın. Senden önce biz çok güzel şeyler konuştuk. Kardeşim kusura bakma da. Yani biraz artık talihine acayip güzel şeylerden bahsettik. Seyrederim falan deme, o nasip o. Yani... Ben öyle bugüne kadar kaçırdığı programı böyle gidip de seyreder falan şey yapamadım. Unuturuz. Araya çok şey girer. Söylüyorum sana bak. Burada bu işin tekrarı yok. Aynı heyecanı yaşayamazsın ki bir kere. Seher vaktinde seyretmezsin. Gideceksin öğlen vakti seyredeceksin programı. Tam saatinde seyretmeyi tavsiye ediyorum. Neyse işin şakası. Allah hepinizden razı olsun. Latifesi işin. Tevhid. Kelime-i tevhidin. Herkese yararı vardır. Ne kadar var vaktimiz? Sorulara vakit var mı? Ne kadar var? Ne yaptın öylesi? 65 yaptın farkında mısın? Ya kardeşlerim, şöyle söyleyeyim. Kelime-i tevhidin bir beldeye nasıl faydalı olduğunu anlatayım. Ama sen hatırlat bak. Rica edeceğim sizden. Kur'an-ı Kerim'in okumanın faydalarını da anlatalım. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, Akşemseddin-i Veli hocası, lalası, yani mürebbisi, Allah nasip etti İstanbul'u fethettik. Acaba küffar eline geçer mi? Tekrar mukadder mi kafirlerin burayı alması, Allahsızların alması diye Akşemseddin-i Veli Hazretlerine sual etmiş. Ben hocamdan dinlediğim gibi anlatıyorum. O da hocasından dinlemiş ve arada 6-7 kişi var. Müteselsilen 300 senelik bir hadise bu. İstanbul'un gerçek böyle sakinlerinden gelen meşayih dediğimiz, alim dediğimiz zatlardan, dedesinden gelip fakirin bizzat dinlediği bir şeydir bu, özeldir. Kitapta ne kadarı yazar yazmaz ona aklı vermez. Ama ben kendim bu silsileyi biliyorum. Akşemseddin-i Veli'ye sormuş, tekrar kafir eline geçer mi burası diye. Çünkü hadis-i şeriflerde İstanbul fetholunması kıyamet alametlerindendir diye geçiyor. Diyor ki bazıları, hala kopmamış diyor ya, 1450 olmuş, 600 sene geçmiş hala. Ama bilmiyorsun ki acaba kaçıncı fethi? Ya işte konuşturma beni. Neyse, Akşemseddin-i Veli Hazretleri... Demiş ki bunu şeyhimize soralım. Kim şeyhi? Bayram-ı Veli Hazretleri. Hayır, o Akşemseddin-i Veli Hazretleri'nin mürşidi. Fatih Sultan'ın feyiz aldığı zat, biz sadece Akşemseddin'i biliriz. Akşemseddin-i Veli'yi biliriz. Hayır, Akşemseddin-i Veli kendisine mürebbilik yapmış. Fatih Sultan'a ayrıca mürşitlik yapmış zatlardan birisi Cemaleddin-i Halveti Hazretleri'dir. Bunlar malumat... Kardeşlerim tarihi malumat değil bunlar. Bak hoşuna gidecek. Bilhassa İstanbullular. Mesela İstanbul'da Aksaray vardır.
Aksaray diye bir yer var. Şimdi dünyanın dört bir tarafından seyrediyorsunuz ama İstanbul'da Aksaray diye bir semt var. Aksaray'da ayrıca Sofular Mahallesi var. Biliyorsun değil mi? Buraya nereden gelmiştir biliyor musunuz bu Aksaray ismi? Cemalettin Halveti Hazretleri Aksaraylıdır. Şimdi şehir oldu. Eskiden orası zaten şehirdi. Aksaraylıdır, Cemalettin Aksarayi'dir. O şeyhini yaşatmak, adı anılsın diye İstanbul fethedildikten sonra o semte ismini vermiştir. Ve hatta bulunduğu mahallenin adı da Sofular'dır. Sofular Mahallesi'ni de koymuştur. Yani bugünkü belediyenin bilinmenin işi değil. İstanbul'u fethettiğinde Fatih Sultan da sokaklara falan isim veriyormuş. Aksaray ismi unutulmasın ve şeyi hatırlansın diye. Cemalettin Halveti'yi şuradan da tanıyabilirsiniz İstanbullular veya meraklılar. Sümbül Sinan Hazretleri'nin, Koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Sinan Hazretleri'nin şeyhidir. Ve Ayasofya Camii'nin orada devranla, irşatla, vaazla orayı uyanık tutan alimlerden biridir. Cemalettin Halveti Hazretleri, bunu hatırlatmış olalım. Cemalettin Halveti Hazretleri'ne gelip Fatih Sultan Mehmet Han bu soruyu soruyor. Akşemseddin Veli Hazretleri sizi işaret ettiler. İstanbul bir daha küffar eline geçer mi? Bunun üzerine Cemalettin Halveti şunu söylemiş. Her gün İstanbul halkı her gün bu yerden göklere 70 bin kelime-i tevhid yükselirse, La ilahe illallah, La ilahe illallah, 70 bin kelime-i tevhid yükselirse ebediyen burası kafirlerin eline geçmez diye reçete vermiş. Şimdi sıkı durun. Dünyada en çok medrese, mescit, zikir halakalarının olduğu şehir İstanbul'dur. Dünyada bakın, dünyada. Mekke'de o kadar yoktur. Mekke'nin kendisi şey ayrı. Kıyaslanmaz. Bağdat'tan da çoktur. 40 küsur pir vardır İstanbul'da. Ekol sahibi zat. Ve bak Allah razı olsun, Diyanet'in şimdi bir uygulaması var. Artık tabii tabiat boşluk kabul etmez. Millet abuk sabuk şeyler yapmasın diye. Cuma geceleri vesaire falan bu tevhidi, değil mi? Yapıyor, bu çok önemli. Şuraya getireceğim sözü. Kardeşim, evinde çektiğin tevhidin herkese faydası var. Ümmeti Muhammed'e faydası var. La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bunun daima ümmeti Muhammed için, bulunduğun belde için muhakkak surette faydalı olduğunu unutma. Bu da aklında bulunsun, belki buradan da zikre vesile olur diye sana anlatmış oldum. Arkadaşlar işaret ediyor, vakit daraldı. Bir gün öyle canlı yayındaydık. Bir şey böyle moderatör olan kişi de, evet hocam dedi, son dakikamız dedi. Son dakikamız, ne dersiniz dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, gayri ihtiyari, yani nutkun ruhu vardı, son dakikan diyor. Yani son dakika neme lazım? İhtiyaten furdimoni dediği gibi kelime-i şehadet getirdim yani. Şimdi diyor ki dikkat diyor, bitiyor dakikaların diyor. Kelime-i şehadetle. Gelsin bakalım sorular. Hocam, evlatların yaptığı kötülüklerin ya da günahların sorumlusu olarak anne baba da bu konuda sorumlu mudur? Evlatların hatalarından anne baba sorumlu duymalı mıdır? Bu konuda yardımcı olur musunuz? Çünkü hep evlatlara yüklüyorlar kötü şeyleri. Ama bunun sebebi anne baba olamaz mı? Yani dedim, soruyu niye bitiriyor? Hani bazı siyasetçiler bitirilmiş gibi yapıyor, tekrar konuşuyor falan ya çocuk da. Ama dertli belli. Yani biz şimdi onun niyetini okumayalım. En önce bir soruyu cevaplandıralım. Anne baba ona güzel terbiye verdi ve reşit oluncaya kadar da onu hep güzel ahlaka yönlendirdiyse artık o reşit olduktan sonra çocuktur onun sorumlusu. Bu arada başka bir şey daha var. Çocuğu nasıl yetiştirdin? Haramdan uzak durdun mu? Sen, çocuğun demiyorum, sen. Sen, ben. Haram yedin veya hata yaptın, istiğfar ettin mi?
Daha acayibini söyleyeyim mi? Çocuğun daha dünyaya gelme meselesi yok. Baba, anne, yani anne baba olmuşsunuz. Anne baba olmamışsınız. Karı kocasınız. Erkek o yediği lokmalardan, yaptığı işlerden, günahlardan, aldığı ahlardan bir şeyler birikir vücudunda ve o tohumlarına onu sevk eder. Yani iş böyle bakıldığında ağır mesuliyettir. Anne o çocuğu taşıdığında karnında o konuşmaları, o yaptıkları çocuğun ahlakına sirayet eder mi? Eder. Ya hocam ne yapıyor? Dini çok zorlaştırıyorsunuz hocam. Ya böyle de anlatmayın. Bak şimdi. Kardeşim ilaçların üzerinde hamile hanımlar kullanmasın yazmıyor mu? Hamile hanımlar sigara içilen ortamda nefes almasın denmiyor mu? Bu maddi pislik çocuğa sirayet ediyor da bedenine. Ruhuyla alakalı şunu yapma denildiğinde biz mi dini zorlaştırıyoruz yoksa senin zaten hayatın mı zor? Herhangi bir yabancı maddeyi takip ettiğin kadar Allah konusunda takip edeceksin. Bu kadar. Sadece kalıp değilsin, kalbinde var. Bu kadar dikkat edeceksin. Ben şu anda korkum benim çocuğa geçiyor diyorsun. Peki senin korkun panik atan çocuğa geçiyor da Allah'ım beni affeyle dediğinde Allah o çocuğa hiç mi bir şey geçirmiyor? Bak Kur'an'da ne var biliyor musun? Ya'lemu fil erham. Ya'lemu fil erham. Rahimleri Allah bilir diyor. Jinekolog orada böyle debelenmesini görüyor. Gördüğünde aa bir dakika dur bakayım bak. Ha erkek falan. O bir şey değil ki o. Kalbini görüyor. Tup 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 tup. Bak dinletiyor. Sen bunu ultrasonda görünce içimi gör. O diyor, Allah Teala diyor ki sen onun dışını görüyorsun. Ben onun içini görüyorum diyor. Anne rahmindeyken çocuğun rızık taksimi yapılıyor. Haberin var mı senin? Haberin var mı? Daha anne karnındayken ruhi insani üflendiğinde çocuğun rızkının taksimi bile yapılıyor. Allah diyor. Nereden oluyor? Topuğa gitmesi gereken hücre niye göze gitmiyor? Gözünde nasır çıkmıyor çocuğun. Göze giden göze gidiyor. Topuğa giden topuğa gidiyor. Bu sadece saydığı için biliyoruz artık bilim olarak. Neyi biliyorsun? Buradan buraya gidiyor, buradan buraya gidiyor biliyorsun. Ben sana onu sormuyorum ki. Kim gönderiyor? Kim gönderiyor? Kuyruk sokumum kendisi yapıyor. Oldu. Niye filinki yapmıyor senin çocuğu? Allah Teala diyor ki ya'lemu fil erham. Rahimleri biz biliriz. Ne demek? Rahimleri şekillendiriyoruz diyor. Daha 30 sene 40 sene evvel neyin ne olduğunu bilmiyordun. Allah Teala Kur'an'da o şey bölünmeyi, mitozu, gameti, bilmem nesini, biyolojik tayilerin neredeyse takır takır biyoloji kitabı gibi ayetleri var. Rahimden çıkışı anlatıyor çocuğa. Bana bir jinekolog profesör vardı 1985 senesinde. Bir alimin eserinde, tefsirinde görmüş. Çocuğun doğumunu anlatıyor. Adam diyor herhalde diyor aldı kalemi kağıdı, geçti annenin rahmine oturdu, baka baka yazdı diyor ya. Ayetler o kadar açık seçiktir. Şimdi sorudan ben konuya geçtim ama önemli değil mi bu anlattığım şimdi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çocuğu böyle yaptık, çocuğu şöyle yaptık. Çocuk şöyle haklı. Bir kere anne baba ahlakla alakalı ona öncelik tanımıyorsa, Allah Teala ibadet, taat bilmem ne, çocuğum diyor ateist oldu. Aslında umurunda değil he. Aslında umurunda değil. Çocuk ayrı yere, ayrı bir mahluka dönüştüğü için korkuyor. Ondan önce umurunda değil. Çocuğun Allah korkusu var mı? Kul hakkına tecavüz ederim diye bir korkusu var mı? Sınıfta arkadaşıyla alakalı, sokakta insanlarla alakalı haram helal çizgisi var mı diye hiç bunu düşünme. Sonra bir şey yaptığında ah falan de. Veya onun üstünü kapatmaya çalış anne baba olarak. Öyle egolu anneler babalar var ya o veli toplantılarında. Çocuklarına kul olmuş tipler. O tabii küçük görüyor öğretmeni. Şu kadar maaşı var diyor. Benim çocuğum diyor falan. Çocuk da çok güzel eğitimden şey alır. Neyse girmeyelim o konuya vakit dar. Şunu anlatmak istiyorum. Çocuğa güzel ahlak vermeye çalıştın, dua ettin. Haramına, helaline dikkat ettin, istiğfar ettin. Hep onun yetişmesi için, giyinmesi için verdiğin imkan kadar güzel ahlak için hep onun yolunu açtın.
Yani o çocuk ibadet etsin, güzel ahlak olsun. Yani şunu söyleyebildin yavrucuğum bak. Nereyi kazanırsan kazan, ne yaparsan yap veya kazanama bundan hiçbir önemi yok. Çalışmak Allah içindir. Senin vazifen öğren. Sen bunu çalışıyorsun, gayret ettikten sonra nasiptir. Şunu bilmiş ol ki senin kalbindeki Allah korkusu ve güzel ahlakından daha kıymetli bizim için bir şey yok. Gerisi Allah için. Sen bunu ömründe bir kere söylememişsin. O zaman arkadaşımız haklı. Anne babasından sorulur. Çünkü el-müsebbibu kefailihi veya el-dâllu kefailihi. Bir şeye vesile olan onu yapmış gibidir. Hayır da olsa böyledir. Günah da olsa böyledir. Hani enteresan bir soruydu. Daha doğrusu basit gibi görünen bir soruydu. Ha onun haricinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Ya kaç yüz sene, 300 sene, 400 sene o babası ağlamış, etmiş, ikaz etmiş. Yok. Bir noktadan sonra nasip o bilemez. Ama vicdanına sordun. Elinden geleni yaptın mı? Vicdanın evet der. Elinden geleni yaptın. Ama çocuk dinlemiyor. Yapacak bir şey yok. Yine de terk etmemek lazım. Anne baba ahlakından, haramından, helalinden mesuldür. Allah hepimizin hatalarını affeylesin. Şimdi bırakalım biz dedikoduyu. Allah hepimizin hatalarını affeylesin. Bizim kulluğumuza göre çocuklarımıza muamele etmesin. Allah merhametiyle çocuklarımıza muamele etsin diyeyim. Burada bitireyim. Hadi hızlı gidelim. Soru alalım biraz. Yıllardır hepsini beraber kutlamakta olduğumuz kandil gecelerini Kur'an'da olmadığından dolayı sadece Kadir gecesinden ibaret olduğunu, diğer kandil gecelerin Kur'an'da olmadığı için kandil olarak kabul edilmediğini söyleyen hocalar var. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi hocalara topu attın. Ama sualde soruda öyle teknik hatalar var ki. Bir kere bir tek Kur'an'da geçiyor, Kadir gecesi geçiyor kandil olarak diyor. Hayır, kandil olarak Kadir gecesi geçmiyor. Bir. Şimdi bak, biraz arkadaşımızı küçümsemek için değil. Hani bak şöyle biraz latife olsun diye söylüyorum. Berat kandili dediğin günün, Berat kandili bellidir, 15 Şaban. Kutlanıyor kutlanmıyor meselesine girme. Berat kandilinin tarihi bellidir. Recep, Miraç kandili. 27. Recep'tir, tarihi bellidir. Regaib, Recep'in ilk cumasıdır, tarihi bellidir. Tamam. Mevlid kandili, 12 Rebiülevvel, tarihi bellidir. Kadir gecesinin tarihi ne? Ha 27, 27 de hani meşhur olduğu için. Efendimiz ne buyuruyor? Kadir gecesini arayacaksınız diyor. Kadir gecesini arayacaksınız. Yani neredeyse şunu diyebiliriz. Tek belli olmayan kandil gecesi Kadir'dir desek, Türkiye'de olay olur şimdi. Ha 27'si ile alakalı çok rivayet var. 27'si diye kutluyoruz. Ama Efendimiz öyle buyurmuyor ki. Onundan sonra arayın buyuruyor. 15'inden sonra da olduğu rivayet ediliyor. Mesela 17 Ramazan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indiği andır. Her sene Kadir gecesi değişiyor. Baklayı ağzımdan çıkartayım. O yüzden hadis-i şeriflerde bazıları da bilimsel inceliyorlar. Hocam o çok değil. Hadisler o yüzden zayıf. Birisinde 21 diyor. Ağzını burnunu eğme. Zaten çarpılmışsın. Bak dikkat et. Bir sene 21'inde olduğu için 21'i buyuruyor. Bir sene 23'ü olduğu için 23'ü buyuruyor. O sene 27'si olduğu için 27'si buyuruyor. E nereden yırtıyoruz biz? Ümmet-i Muhammed'in ekserisi 27 Kadir gecesinde o son kertede artık 3 gün kalmış. Ramazan elveda diyor. Hani Allah'ın hakkı üçtür derler. Tövbe estağfurullah. Hani gelmiş Ümmet-i Muhammed orada boyun büküp Allah dedikleri için Allah Kadir muamelesi yapıyor. Dur inşallah. Yoksa Efendimiz 29'unda da buyuruyor. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi film kopacak ama böyle. Doğru konuşmak lazım. Hani milletin şeyi de oynayacak halimiz yok. Bir. İkincisi, kandil diye bir şey Kur'an'da geçmiyor. Ama insan olana bu kafidir. Nasıl kafidir? Şu. Arkadaşlar kandil kutlanır mı kutlanmaz mı meselesini kökünden halleden şey şudur. Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
pazartesi günleri oruç tutuyor. Diyorlar ki ya Resulallah pazartesi oruç tutuyorsun. Hani 14-15, 13-14-15. Eyyami biz diyorlar ona, aydınlık günler. Evvelden beri peygamberlerin de tuttuğu, ayın yükseldiği zamanlarda tutuluyor. Sakın ha, Ramazan orucunu kastetmiyorum. Ramazan'da tam tutuyorsun. 3 gün falan tutmaya kalkma. Pazartesi niye oruç tutuyorum? Niye diyorlar? Ashabı soruyor. Efendimiz ne buyuruyor? Pazartesi doğmuşum. Ben pazartesi doğdum. Rabbime şükür olsun diye. Efendimiz her pazartesi kendi doğumuyla alakalı Rabbine şükretmek için o gün doğum günü oluşuyla alakalı. Hani bir doğum günü var, senin o piyasada kendine göre doğum günü ayarlaman. Bir de manevi olarak doğum günü var ki sen onun hakkını ödeyemezsin. Esas doğumunu düşünsen. İnsanın Allah filmini çeker. Dikkat etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte öyle doğumuyla alemlere rahmet olduğu için pazartesi oruç tutuyor. Sen hem pazartesi tutuyorsun, hem müjdelendiği beratı, diğer şey ne kadar yani, nasıl? O ne? Komple ezana. Peki. Kardeşlerim, bu hususta biz tüm sorulara cevap veremeyeceğiz o halde. Kardeşlerim, bunlara çok şey yapmayın. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da belli hadiselerin sene-i devriyesinde, belli şeylerin yaşatılması, toplumda bunların uyanık kalması için yapılan kısma aittir bu. Yoksa bu dinde var mı falan denildiğinde, o zaman sana derler ki çocuğu servise bindirip okula göndermek var mı? Böyle Kur'an-ı Kerim eğitimini saatli vermek var mı? Ücretle böyle çalışmak var mı? Bitmez sorular. Bu şekilde sizin ana kodlarınıza ve muhabbetinize taarruz eden insanların muhakkak arka planları ve onları arkadan destekleyen bir ağababaları vardır. Ama sana düşen de şudur. Kandili vesaireyi bilir de Kur'an'ı, peygamberi bilmeden sadece bunları örf, adet gibi yaparsan bunlardan faydaya sağlamayacağını da bilmek önemlidir. Burada da konuşulmazsa olmaz. Hadi şimdi yeter. Ben Deniz yine bu ilk günler programda havamı ayarlayamadım ama kısacık da olsa bir amin diyelim. Sizlerin aminin berekatıyla dualar kabul olur. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Allahümme inna nes'elükel affe vel afiye. Fiddini ve dünya vel ahire. Efendimiz bu duayı çok övüyor. Hastalar şifa bulsun. Dertliler deva bulsun. Namurat olanlar bermurat olsun. Göçmüşlerimize rahmet. Bakidekilere sıhhat selametler ata olsun. Bizden dua niyaz eden cümle müminler aziz olsun. Dualarımız kabul olsun. El-Fatiha.